Onkogenler, hücre büyümesini yöneten proteinleri kodlayan genlerdir. Mutasyona uğramamış hallerine protoonkogen denir. Daha sonra çeşitli etkenler aracılığıyla onkogene dönüşürler. Bu dönüşüm bir çeşit tümör tetikleyici etken tarafından gerçekleştirilebileceği gibi kendiliğinden de gerçekleşebilir. Protoonkogenler hücre büyümesini veya farklılaşmasını düzenlemeye yardımcı olan proteinleri kodlar. İster kanserli ister iyi huylu olsun bir tümörün özünde kontrolsüz hücre büyümesi olduğu düşünüldüğünde proto bu işlevi gayet akla uygun geliyor. Bu arada kelimenin kökeninden de kısaca bahsedelim. Onkojen ve kanser bilimi olarak bilinen onkoloji kelimeleri Yunanca'da kütle veya yığın anlamlarına gelen onkos kökünden gelmektedir. Bu genlerin ürünleri genellikle sinyal iletimi ve mitojenik sinyallerin yürütülmesinde rol oynar. Mitojenin hücre bölünmesi sürecini, yani temelde mitozu tetikleyen bir kimyasal madde olduğunu hatırlıyorsunuz, değil mi? Peki protoonkogen olarak başlayan bir gen nasıl oluyor da onkojene dönüşebiliyor? Aslında bunun gerçekleşmesini sağlayan 3 ana mekanizma var. Bunlar delesyon veya nokta mutasyonu, gen amplifikasyonu veya arttırılmış mRNA stabilitesi ve kromozomal yeniden düzenleme olarak üç başlıkta toplanıyor. Tekrar sayıyorum. 1. Delesyon veya nokta mutasyonu. 2. Gen amplifikasyonu veya arttırılmış mRNA stabilitesi. 3. Kromozomal yeniden düzenleme. O zaman ilkiyle başlayalım. Genin kendi içindeki veya promotör bölgesi gibi bir düzenleyici bölge içerisindeki DNA'nın kodlama dizisinde gerçekleşen delesyon veya nokta mutasyonu, Normal oranda ancak bir sebeple hiperaktif olan bir proteinin üretimine ya da bir çeşit regülasyon kaybıyla normal proteinin gereğinden fazla üretimine neden olabilir. Gen amplifikasyonu veya mRNA stabilitesindeki artış ise mRNA'nın ömrünü uzatabileceğinden hücre içerisindeki aktivite süresi de uzar ve normal bir proteinin gereğinden fazla üretimine neden olabilir. Son olarak kromozomal yeniden düzenleme bir genin düzenleyici dizinin yakınlarına translokasyonuna sebep olur. Bu durum normal proteinin yani gen ürününün gereğinden fazla üretimine yol açar veya aktif olarak kopyalanan bir genin füzyonuna neden olabilir. Bunun sonucunda füzyon proteini gereğinden fazla üretilir ya da hiperaktif füzyon proteini oluşur. Ana fikrin ne olduğunu anlamaya başladığınızı düşünüyorum. İki ihtimal var. Ya normal protein gereğinden fazla üretiliyor ya da normal oranda ancak bir sebeple hiperaktif olan bir proteinin üretimi söz konusu. Onkojenlere sayısız örnek verilebilir. SRC onkojeni, RAS, MYC, reseptör tirozin kinaz ve stoplazmik tirozin kinaz bunlardan sadece bazıları. Biz şimdilik bu adı geçenler hakkında konuşalım. Doğrulanan ilk onkojen olan SRC 1970 yılında keşfedilmiş. İngilizce kısaltması SRC yani bir SRC Türkçe diyoruz. SRC olan bu gen mezankimal hücrelerde arkadaşlar veya bağ dokusu hücrelerindeki bir tümör çeşidi olan sarkomaya karşılık gelir. Bu onkojen aslında ilk olarak bir tavuk retrovirüsünde keşfedilmiştir. Yani SRC, reseptör olmayan protein tirozin kinazını kodlar. Böylece spesifik tirozin kalıntılarını ve diğer proteinleri fosforiller. Bir diğer onkojen örneği ise, guanozin trifosfatı, guanozin difosfata ve fosfata hidrolize eden, küçük bir GTPaz'ı kodlayan RAS onkojenidir. Bu protein, büyüme faktörü sinyalizasyonu tarafından aktive edilir ve bir ikili anahtar gibi işlev görür. Yani büyüme sinyalizasyonunda bir nevi açma-kapama düğmesi gibidir. RAS'nin aşağı akım efektörlerinin örnekleri, hücre çoğalmasına aracılık eden genleri düzenleyen bir tür kinaz olan, mitojenle etkileşen protein kinaz proteinini içerir. RAS onkojen mutasyonlarının örneklerini, tiroid tümörlerinde, löseminin bazı türlerinde, pankreas ve kolon kanserinde görebilirsiniz. MYC onkojeni, hücre çoğalmasını indükleyen transkripsiyon faktörünü kodlar. MYC onkojeninin bulunduğu kromozom 8 ile kromozom 14 arasında oldukça yaygın bir translokasyon söz konusudur. Bu durum, Burkitt lenfoma adı verilen belirli bir tip lenfomaya sebep olur. RTK onkojeni ise, ya da RTK de diyebiliriz, diğer proteinlere fosfat gruplarını transfer etmeden sorumlu olan reseptör tirozin kinazı temsil eder. Bunlar reseptör olmayan tirozin kinazı olan SRC geniyle benzerlik gösterirler. Aralarındaki farksa proteinin konumundan kaynaklanır. Hücre yüzeyinde reseptör olarak bulunan ya da reseptör olmayanları bu farkı belirleyerek, bu farkı gözeterek anlarız yani. Fark budur. Diyelim ki hücrenin dışından sinyal alan bir hücre yüzeyi reseptörü var. Bu sinyal fosfat gruplarını hedef proteine, özellikle tirozin kalıntıları üzerine ekleyen reseptör tirozin kinazlar yoluyla hücre içerisine iletilir veya yayılır. Hücre dışından gelen sinyallerin yokluğunda bir reseptör yapısal veya kalıcı olarak aktive edilebilir. Bu da kansere sebep olabilir. Bazı çok bilinen reseptör tirozin kinazları örnek olarak İngilizce kısaltması VEGF VEGF yani VEGF olan vasküler endotelyal büyüme faktörü, epidermal büyüme faktörü veya kısacası EGFR dediğimiz kısaca EGFR dediğimiz ve trombosit türevli büyüme faktörü yani yine kısaca PDGF dediğimiz türler örnek verilebilir. Son olarak bir de hücrenin çoğalmasını, migrasyonunu, farklılaşmasını ve varlığını sürdürmesini sağlayan reseptörlerin aktivasyonunu aracılık eden stoplazmik tirozin kinaz var. İyi bilinen bir örneği Philadelphia kromozomu olarak da bilinen kronik mieloid lösemi durumunda görülen BCR-ABL genidir. Bu kromozom 22 ve kromozom 9'un DNA parçalarının füzyonuyla ortaya çıkan bir gendir. Yani temel olarak BCR genini içeren kromozom 22'nin bir kısmı, ABL genini içeren kromozom 9'dan küçük bir parçayla birleşir. Bu iki kromozomun parçaları birleştiğinde genler de birleşerek bu BCR-ABL isimli yeni geni oluştururlar. Bu füzyon gen aslında proteinin ABL kısmına bağlı olarak yüksek protein tirozin kinaz aktivitesini gerçekleştiren proteini kodlar ve bu proteinin düzensiz çoğalması da hücre döngüsü ve hücre bölünmesinde rol alan diğer proteinleri aktive eder. Bu da hücrenin kontrolsüz bir şekilde büyümesi veya bölünmesini yani kanseri etkinleştirir. Sonuç olarak Philadelphia kromozomu daha önce belirttiğim bir lösemi türü olan kronik mieloid lösemi ve beyaz kan hücresi kanseri olan diğer lösemi formlarıyla ilişkilidir.